3 boyutlu yazıcıma yaptığım geliştirmelerden sonra 3 boyutlu yazıcıyı çok sık kullanmaya başladım ve son zamanlarda 2 tane robot videosu paylaştım. Bir tanesi yılan robot, bir tanesi de ipte yürüyen robot. Bu da o robot serisinin üçüncüsü. Karşınızda obur robot. Bu tip robotların maliyetleri çok yüksek olmadığı gibi evde de çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. Hatta okullarda eğitim amaçlı da yapılabilir. İçinde bir tane motor var, bir tane Arduino Nano ya da Pro Mini gibi bir tane devre kartı kullanarak bu işi yapabiliyoruz. Ek olarak bir tane de kızılötesi sensör gibi hareketi algılayacak bir şey eklersek üzerine attığımız her şeyi ağzını açıp yiyen bir robot yapabiliyoruz. Ama ben bir tane de devre kartı tasarladım. Devre kartı kullanmak zorunda değiliz. Senin elinde Arduino Nano ya da Pro Mini varsa onunla da aynı kodları kullanarak bu devreyi çalıştırabilirsin. Yine her zamanki gibi robotun 3 boyutlu dosyalarını ve kodlarını paylaştım. Bir problem yaşarsan yine yorumlar kısmından her zamanki gibi benden destek alabilirsin. İlk olarak robotun 3 boyutlu dosyalarını basarak başladım. Hepsini tek seferde basmak istedim. Küra yazılımında herhangi bir uyarı vermemesine rağmen Ender 3 bunu basarken en kenardaki şu parçayı basamadı. Yani yarım bastı. Onu daha sonra ikinci baskıda tekrar basarak düzelttim. Yine sabırsız davranıp çok hızlı bastığım için, yani normalden çok çok daha hızlı bastığım için 3 boyutlu baskının üzerinde bazı pürüzler oluştu. Bu tamamen hızla alakalı olduğunu düşünüyorum ama senin daha çok tecrüben varsa şuradaki şu izleri inceleyerek bana da fikir verebilirsin. 3 boyutlu yazılımındaki bazı ayarları belki kalibre edebilirim. Boyutlu baskılarımı aldıktan sonra baskıların üzerindeki bazı düzenlemeleri yaparken kullandığım bir tane set var. Onun linkini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Daha önce 18 upgrade yaptığım Ender 3 versiyon 2 videosunda göstermiştim. Sonrasında daha sık kullanmaya başladım. Eğer sen de 3 boyutlu baskı gibi şeylerle uğraşıyorsan o sete bir göz atmanı tavsiye ederim. İlk olarak pratik olsun diye plastik kelepçelerle bu işi yapmaya çalıştım ama plastik kelepçeler oradaki deliğin boyutundan baya küçük olduğu için aşırı sarsıntılı çalıştı. Sonradan bunları vidalarla değiştirdim. M3 vidalarla değiştirdim. Çok daha güzel, çok daha stabil çalışan hareketli parçalar ortaya çıktı. Robotun gövdesinin birleştirilmesi tamamlandı. Şimdi motor, devre kartı ve sensörü birleştirerek devam edelim. Robotun gövdesini birleştirdim, motoru da ekledim. Şimdi devre kartını üretme zamanı ama dediğim gibi bu devre kartını kullanmak zorunda değilsin. Arduino Nano, Pro Mini ya da herhangi bir geliştirme kartını kullanarak da bu projeyi rahatlıkla yapabilirsin. Devre kartımı tasarlamıştım, PCBay'den sipariş ettim. Her zamanki gibi yaklaşık bir haftada elime ulaştı. Bu sefer elek sipariş etmedim. Küçücük devre kartları zaten elimle de lehimleyebilirim. Lehimlerken devre kartından da biraz bahsedeyim. Devre kartının ana kontrolcüsü Atmega 328P, yani Arduino Uno'larda, Nano'larda, Pro Mini'lerde de olan mikro kontrolcü. Bu mikro denetleyicinin içerisine Arduino Pro Mini 5 volt 16 MHz bootloader'ı yaktım. Dolayısıyla herhangi bir Arduino Pro Mini'yi nasıl programlıyorsam bunu da aynı şekilde programlayacağım. Buna ek olarak kartın en önemli özelliği lityum polimer pilleri USB üzerinden şarj etmesi ve şarjı kestikten sonra da lityum polimer pilin 3.7 voltluk gerilimini 5 volta yükseltmesi. Bu sayede sensörlerimiz, mikro denetleyicimiz rahatlıkla çalışabilecek. Aynı zamanda servo motoru da besleyebileceğiz. Eğer Arduino Pro Mini ya da Arduino Nano kullanıyorsan 2 tane lityum iyon ya da lityum polimer pili birleştirip 7.4 volt yapıp voltajın girişinden vererek de aynı işlemi yapabilirsin. Ben burada tek pil kullanacağım çünkü dediğim gibi benim kartımın üzerinde bu işe yarayacak bir modül var zaten.
Elle lehimleme işlemi bitti ama MHP30'u kullanmak istedim. Çünkü bazı komponentler biraz çapraz duruyordu. Lehimleri de çok iyi dağılmayanlar vardı. Onlarla uğraşmak istemedim. MHP30'la alttan ısıttım. Hemen çok güzel bir şekilde eriyip yerlerine oturdular. Yine MHP30 gibi, silikon tabancası gibi videoda kullandığım bütün ekipmanların linklerini de açıklama kısmında seninle paylaşacağım. Merak ettiklerini oradan bakabilirsin. Robotun elektroniği, yazılımı, mekaniği, her şey bitti. Şimdi elle test zamanı. Elle yaptığımız testten sonra da yazılımla testlere geçeceğim. Yazılımda, donanımda her şey gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Attığımız her şeyi ağzına atıyor ve çiğniyor. Bu çiğneme efekti gibi şeyleri yazılımdan sen de değiştirebilirsin, kaldırabilirsin, yeni şeyler ekleyebilirsin. Ben bu robotu gördüğümde, yani yaptıktan sonra ilk aklıma gelen şey yeğenlerime kumbara yapmak oldu. Yani bunu vereceğim ve yeğenlerim içerisine bozuk paralarını atıp biriktirebilecekler. Paraları çiğneyerek biriktiren tatlı bir robot hediye etmiş olacağım. Belki sen de yeğenlerine, çocuklarına ya da kardeşine böyle bir hediye hazırlamak istersin. Dediğim gibi açıklamalar kısmında bu projeyi yapman için gerekli bütün bilgiler mevcut. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Umarım videoyu beğenmişsindir, faydalı bulmuşsundur. Bazen de böyle kısmen eğlenceli, kısmen bilgi verici videolar yapıyorum. Bazen çok bilgi verici videolar yapıyorum. Kısmen sıkılabiliyorsunuz. Bazen de çok eğlenceli videolar yapmaya çalışıyorum. Hepsini dengelemeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsan kanalıma abone olup destek olabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.